Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bu bölüm ye çok sevdiğim bir arkadaşım Orhan Bayram bizle beraber. Orhan hoş geldin. Orhan Bayram kimdir? Ne yaptı, nerede okudu, nasıl iş hayatına başladı? Yani şu anki girişimine kadar bir gelelim. Tamam. Sonra da yeni yaptığın işi bize biraz anlatırsın. Hay hay. Bu arada arada laf atmaya devam ederim yani sen. O yüzden rahat ol. Süper olur. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydü ben okuduğum zaman. Orada bir elektronik mühendisliği okudum. Şimdi Gebze Teknik Üniversitesi oldu galiba ama çok fazla okulla alakası olan bir öğrenci değildim açıkçası. Sürekli işte kulüp işleri vardı. Sanıyorum 15 yaşımdan beri her yaz böyle bir yere girip çıkıp bir şeyleri görme telaşı, yani bir şey öğrenme telaşı vardı bende. İşte 15 yaşında ya da 16 yaşında yanlış hatırlamıyorsam sigortalıya girme diye bir olay vardı yani erken emeklilik. Ha, evet. Mesela ilk işim benim, sigortalı ilk işim, bizim Mustafa Kemal Paşalıyım ben Bursa. Orada Paşalar Köyü diye bir köyde tarihi bir kazı idi. Mamut dişi çıkardık mesela biz. İlk işim. Tabii 15 gün sigortalıyım ben. Ondan sonra tat fabrikasına girdim. Yine orada kantar. Daha böyle sorumlu. Kantar sorumlusu. Sürekli tartıyordum böyle. Tabii. Kurumsal bir şirkete geçtim. Sonra işte okulu kazandık. Okula geldim. Bir gün böyle biz hazırlığı falan geçmiştik. Bir mail geldi okuldan. İşte Arçelik çağrı merkezinde çalışacak. İşte şeyleri, talentları arıyor diye. Süper dedim, başvurdum. Orada güzel bir tecrübe oldu. Böyle 5,5 ay falan çalıştım. Sonra dedim ki ben Amerika'ya gideceğim. İşte Amerika'da böyle work and travel diye şeyler var. Herkes gidiyor. Evet. Ben sadece dilimi geliştirmek için işte bir tane tanıdığımın yanına gideyim falan. Böyle İtalyan restoranı vardı orada. Kasiyer olacağım ben diye. Türk. Vay. Green Card'la gitmiş. Orada çalıştık böyle bir 2,5 ay falan. O sürede işte New York, Boston, o bölgeyi bir gezme şeyi elde ettim, şansı elde ettim diye. Neyse Amerika'dan döndük. İşte bir kulüp kurdum ne ben. Ne kadar kaldın orada? 3,5-4 ay yanılmıyorsam. Yani yazı mı geçirdin? Tüm yaz artı Eylül'de de biraz ekleme yaptık işte. Devam zorunluluğu yok falan diye. Okul sağ olsun. Geri döndüm işte, bir girişimcilik kulübü kurduk. Yok, kariyer grubu kurduk. Adına kariyer grubu dedik. Ondan sonra Erasmus diye bir şey çıktı. Dedik ki hadi Polonya'ya gidelim. Öyle bir 6 ay. 2011 galiba. İşte bir 6 ay falan orada vakit geçirelim. Çünkü şeyden dolayı Polonya'da tam Avrupa'nın merkezinde çok uygun yaşam maliyetleri var. Ve dersleri geçmek çok kolay diye herkes söylüyor falan. Bir dönem orada okudun o zaman. Tabii bir dönem komple Polonya ama bir ay falan Polonya'da. 5,5 aylık dönem 4,5 ay gezintiyle geçti. Full gezdik Avrupa'yı. İşte yani bir tura çıkıyorduk. Şey işte Prag, Budapeşte bilmem neresi. Bir tura çıkıyorsun Polonya geziyorsun. Bir tura çıkıyorsun Avrupa uçakla geziyorsun falan. Çok güzel bir yerdi orası. Ondan sonra işte Türkiye'ye döndük. O dönem benim kuzenim bir yönetim danışmanlığı şirketi kuruyordu. Dedi sen de gel ortak ol falan filan. Hani sadece emeğini katacaksın falan. Ama aynı zamanda okulda girişimcilik ve kariyer platformuna devam ediyor. Okul daha bitmemişti. Okul daha işte 3. ya da 4. sınıf falan. Bir taraftan da Onur var. Vision Interactive. Belki biliyorsunuzdur Onur Can'dan. Onur ben bir de Kadir Aslan bir arkadaş. Türkiye Girişimcilik Platformu diye bir şey başlattık. 65 üniversiteye yayıldı, üniversite kulüplerini bir araya getirelim, işte hani özel sektörlü üniversite toplamı falan. Senin Türksel öncesi zaten ciddi bir komik girişim varmış var. Var. Yani. Evet. Hatta şimdi oraya geleceğim, Türksel çok ilginç. Kadın yazılım adı, pozisyonuna mı kabul edildin? Tabii, bayağı. Developer, part-time developer olarak ay, Türksel teknolojiye girişim benim. Ondan ya sonra... Siz çocuğa bari Java öğretelim diye işe aldılar. Evet, hani öğrensin. Yani 6 ay sonra göndeririz diye muhtemelen aldılar. Çok güzeldi ama o süreç, yani şey lezzetliydi böyle, hani hayattan keyif aldığım bazı zamanlar vardır. O da onlardan biri. Ondan sonra Geleceğe Yazanlar diye bir şey çıktı. Şimdi ben orayı, bizim Orhan'la tanışmamız orası. Aynen. Hani hiç hani cümleye başlarken onu söylememişim. Biz Orhan'la tanışmamız... 2014 galiba. 2014. Evet, 2014. Ama ondan önce ben Görkem'le tanışıyorum. Sen Görkem'e orada çalışıyordun. Görkem'e şimdi geleceğim. Görkem tanımayan yok. Adam yani herkes Görkem'i tanışıyor. Görkem'i sen de büyük ihtimalle üniversitede Görkem Çetin'i, Görkem Pardus Çetin. Linux. Evet, hatırladım. Gelecek AŞ. Gelecek. Gelecek yani Linux'u yazan ekip olarak, yani onun başındaydı o zaman. Evet. Biz onu okuldan 1001 tane böyle izinle vesaireyle Görkem'i bizi okula davet etmiş. Kıbrıs'a geldi. Biz onu karşıladık. İşte sunum yaptı bize. Vay. Aynı gün dönmüştü falan.
bizim ekibin hepsinin böyle bir görkemli olan bir fotoğrafı. Hatta Görkem'e de gönderdim onu. Yani vay Görkem be. Şu anki Görkem değil. Biz tabii de şu anki biz değiliz. Yani hiçbirimizin profili aynı değil yani. Görkem gözlükleri var mıydı o zaman? Vardı. Televizyon çıktığı zamanlar falan. Ha televizyon çıktı. Televizyon programı. Bilmiyorum bak onu bilmiyordum. Ben de sana onu videoya göre. Görkem'i uzun uzun konuşmak gerekiyor yani. Doğru. Şöyleydi. Ben Görkem'i de tanımıyorum. Yani şirkette benim tanıdığım çevre bir ekip, bir team. Team'in head'i, head'in unit head'i, unit head'in de direktörü var. Böyle o direktörün de genel müdür yani. Sonra Süreyya Bey, İlker Bey falan böyle gidiyor. Yani şeyin, besin zincirinin en altındayım. Öyle düşün. Hani part time ama 5 gün gidiyor geliyor falan, çocuk bir şeyler yapıyor. İşte şey böyle bayağı olay olmuştu bizim proje. Çünkü bir anda Turkcell Teknoloji'nin ilk projelerinden biriydi o. Kendi içinde yaptı. Yani bir şey replace ettik orada. Her yıl ödenen bir rakamı kestik. Neyse bir işte bir otelde bir etkinlikte İlker Kroos çıktı. Geleceğe yazanlar şöyle iyi böyle iyi. O zamanlar kimse bilmiyor geleceğe yazanları. İsim çok seksi. Yani geleceğe yazanları yazanmış. Duydum ben. Bu ne dedim yani hani ben ne oluyor? Madem daha gelecek bu... yazılıyor benim için dahil olmam lazım buraya dedim. Hiç unutmuyorum o gün benim yöneticiye gittim. Yani anlatılan iş benim okulda yaptığım işle birebir örtüşüyor. Öyle de bir olay var çünkü. Tabii tam yani dedim ya hani geleceği yazanlar evet, tarafı evet. Yani benim seni tanıdığım dünyadan sonraki bütün tecrübelerinde üniversitede yaptığın iş o community management için birebir fit ediyor. Aynen öyle. Yöneticiyle konuştum. Çok ilginç bir şeydi o dönemde. Turkcell kültürü çok farklıydı. Hani yani benim daha önce aşina olduğum ya da içinde bulunduğum kültürlere. Çok hızlı işler ilerleyebiliyordu ve iletişim her zaman açıktı. Turkcell hikayesi bence şey, güzel bir hikaye. Tamam. Ben çok saygı duyduğum bir org oluşum. Yani geleceğe yazanlar. Hani her türlü, yani bizim yapmaya çalıştığımız da tamamen aynı şey. Yani biz bir şeyler biliyoruz ya da bir şeyler hayal ediyoruz, konuşuyoruz. Bunu paylaşmak için birileri de öğrensin, bir şeyler yapsın diye aslında yani yaptığımız işin temel amacı bu. Geleceğe yazanlar tam bu işi yapıyordu. Ve Turkcell gibi bir şirketin içinden çıkmış olması bence ayrı bir başarı yani. O yüzden bir anlat. Ne yapıyordu geleceğe yazanlar? Sen ne yaptın orada? Ve ya. Hani bugün ne haldeler? Onu da bir dinleyelim senden. Şöyle, geleceğe yazanlar aslında Turkcell'in sosyal sorumluluk kapsamında işte bir mobil dünya geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yazılım artı mobil yazılımda dünyada söz sahibi olabilmeli. Yani belli cirolara ulaşan şirketler yaratabilmeli. Ama bunun için de aslında mobil geliştirme nedir? Hangi dillerde nasıl geliştirme yapılır? Dolayısıyla hani Türkçe içerik yoktu hiç o dönem. 2014'ten bahsediyoruz. Bir Türkçe içerik yaratalım. Aslında yola böyle çıkılıyor. Türkçe içerik yarattıktan sonra da topluluk yaratalım. Bu topluluğu da biz yönlendirelim. Yani yönlendirelim derken yön verelim. Dünya buraya gidiyor. Bakın buraya giderseniz siz de aslında başarılı olabilirsiniz. Trendler bunlar vesaire. Böyle başlayan bir aslında şey, masum bir projeydi. Hedef 5 yılda 10.000 developer'a ulaşmaktı. İşte 10.000 kayıtlı üye bizim için süper bir şeydi böyle. Hani havaları uçuracak falan. Herkes öyle konuşuyordu. Projeyi Eylül ayında biz lanse ettik. İşte Android 101, 101'den 401'e kadar 4 seviye eğitim vardı Android ile alakalı ve her seviyenin sonunda sınav. İnsanlar eğitim alıyor, sınavlarını yapıyorlar, başarılı olurlarsa sertifika alıyorlar. Ve tamamen online, dijitalde. Tamamen dijital. Evet, yani web sayfasına giriyorsun, eğitimleri tamamlıyorsun. İstediğiniz zaman giriyorsun. Dünyanın herhangi bir yerinden. Evet, evet. Ücretsiz. Dünya, aynen öyle, tamamen ücretsiz. Türkçe. Tamamen Türkçe, soru cevap tarafı var. İşte atıyorum aklına bir yer takıldı, bir şey çözemedin. Hocan sınavda bir şey sordu, çözemedin. Direkt soru cevabı yazıp gönderiyordun falan. Blog kısmı var, bloglar yayınlıyorduk falan. İnsanlar bir noktadan sonra bir baktık, oradaki sınavları tamamlayıp işte sertifikalarını alıp CV'lerine yazmaya başladı. Çok güzel. Geleceğe yazanlar 401 aldı. İşte LinkedIn'e yazmaya başladılar falan. Bu aslında bizim de öngöremediğimiz, hani hep içten içe istediğimiz ama... Bir taraf oldu mu? Evet evet, bir taraftan böyle vay be falan, hani nasıl bir şey yaratmışız, bize döndü olay. iOS vardı, Windows Phone vardı ve Android vardı. Yani mobil odaklı. İlk etapta tamamen mobil odaklıydı. İşte Eylül'de açıldık. İlk gün 3000 kişi mi yanılmıyorsam üye oldu. Ya da ilk hafta, artık tam hatırlamıyorum. Ama biz Kasım'da teknoloji zirvesinde Görkem'le ben şeyi konuşuyordum. Biz bu insanlara fiziksel olarak da face to face'te dokunmamız gerekiyor. Yani bu kadar insan var, biz bu insanları kaybedeceğiz. Şimdi hani Görkem de haklı olarak, yani bir proje planı var. Biz bir şeyleri yapmışız, çıkarmışız. Her şey yolunda gidiyor. Oğlum manyak mısın sen? Otur oturduğun yerde. Ayrı bir efor bilmem ne. Otur oturduğun yerde. Görkem'in de daha yeni çocuğu olmuştu o dönemler. Görkem çok işli oluyor. Bir geleceği yazanlar da. Bizde herkesin birkaç tane işi vardır Turkcell'de. Ondan sonra ben böyle direttim Görkem'e. Görkem de bir noktadan sonra ya bu çocuk diretiyor. Hani
bakalım hani bir destekleyelim dedi. Maraton diye bir şey çıkarttı. Olay şu. Bizim Türkiye'nin neredeyse 81 ilinin tamamından üyemiz var. Ve biz bu üyeleri İstanbul'da toplayıp bu arkadaşların fikirlerini geliştirebilecekleri bir environment yaratalım. Ve bunu da Türkcell'in içerisinde yapalım. İşte Teknoloji Plaza var o dönem Maltepe'de. İşte sektörden insanlar gelsin. Türkcell'in çok büyük bir ekosistemi var. Bunları halk, yani halk değil de geliştiricilerle buluşturalım. Ve bir değer üretelim. Çünkü insanlar sertifikayı alıyor, eğitimi görüyor ama next sonrası step'te ne? Çünkü İK şirketi kuramazsın. Evet. Kurmak ayrı bir business. Hani onu anlatmak daha zor. Ne yapacaksın? Ya matchmaking yapacaksın el altından. Yani bak bu iyidir, bu kötüdür. Gel sen ben seni bununla tanıştırayım. Ya da gerçekten bu insanları drive edeceksin. İşte ben senin projene sahip çık. Türkcell yatırım yapamıyordu. Ya satın alma yapıyor ama daha ID aşamasında satın alma diye bir şey yok. Oysa ben dedim ki maraton diye işte hackathonlar falan o dönem çok şeyde. Meşhur akselerasyon popüler programları var Türkiye'de yavaş yavaş. Startup bootcamp başladı. Evet. İşte girişim fabrikası var falan. Onlar da hep bu arada Türkcell ekolünden gelme şey. Yani Türkcell ekolü diye bir şey var bu arada. Doğru. Benim en takdir ettiğim Türkcell'in bir okul. Mafya değil de. Türkcell bir okul. Türkcell mafya demezseniz şu şey mafyadan dedim. Yani yanlış anlaşılmasın. PayPal mafya ekibi var ya. PayPal'dan ayrılan tayfanın kurduğu zilyon tane şirket var. Çok masum Türkcell insanlarız. Türkcell mafyada dememin de sebebi oldu yani. Ben şey başta buldum bir geçti. Yok aman abi gözünü seveyim. Başımıza bela alıyorum. Ama. biz duyurulara çıktık bir şekilde. Semih İnce dayı sağ olsun. 10.000 TL hiç unutmuyorum. Ben 1 milyon TL bütçe istedim o dönem. 10.000 lira verdiler bana bir yemekte. Dediler ki yemeği de ben yokum bu arada. Bana söyleniyor sadece. For your info. 10.000 TL bütçem var. Bunu git duyur. Web sitesini aç. Duyuruları al bakalım ne olacak. Ben ayrı bir web sitesi istiyorum. Öyle bir bütçe yok. Ne yapacağız? Hemen oturduk pıt pıt pıt. Bir günde web sitesi yaptık. Linkler onda. Gidiyorum herkesin kapısına. Abi diyorum 5.000 lira bütçe varsa şunu yapalım. Buraya reklam verelim falan. Cidden para raise ettim şirket içinde. Bir 10.000 lira daha buldum ben. Bastık duyuruyor. İşte birkaç mecrada yayınlandı falan. Başvurular unutmuyorum. 600'e yakın başvuru aldık. Çok yani 1000 de hedef ama 600'e yakın başvuru geldi. Dedik Allah bereket versin. ben ofisteyim. İşte hackathon öncesi şey olacak. Programda şu. 3 günlük hackathonla 18 farklı şehirden insanlar gelecek. 150 kişiden fazla. Biz bu insanları Türkcell'le ağırlayacağız. Yemek yiyeceğiz. Kod konuşacağız, iş planı konuşacağız, iş modeli konuşacağız. Bunlar geliştirecekler prototiplerini. Sonra bir 6 haftalık süreçte bunları izleyeceğiz. Olay aslında bu. 45 tane danışman geldi. Wow. İşte 25 mi, 28 firma mı ne şey yaptı, destekledi, support etti. Bizim tanışmamız orası işte. Bizim tanışmamız aynen öyle. FIT'den Koray vardı. Başka kimse yoktu galiba FIT'den. Evet. 45 danışman içinde de bu arada acayip isimler vardı ve full erkekti. Evet. Şimdi düşünüyorum tekrar geri fotoğraf var. Full erkek. Yani sektör maalesef hakikaten. Ama bir şey diyeceğim. Bizim kanalı izleyenlerin %95'i erkekmiş yani. Evet. Maalesef. Yok yani. Maalesef bir şey yoksa. Yani demek ki kadınlar yeterince girişimci değil yani. Bu şimdi ben Q'ya gelince anlatacağım size. Ha. Aslında biz tam tersini biliyoruz. Neyse sektöre yani geri dönelim. Girişimcilikte bizim gibi böyle oyalanmıyorlar demek ki. Muhtemelen. Yaptıkları gerçek işler var. Aynen yani. Öyle. YouTube'da video izlemiyor. gerçekten aynen. Çalışıyor demek ki. Şöyle oldu. Cuma günü işte Önder geldi bizim yönetici. Orhan dedi yarın insanlar gelecek mi? Bak hani gelmeyecekse iptal edelim. Abi diyorum yarın geliyorlar hani. Dur gelecek herkes falan. Hiç kimse yarın 150 kişinin geleceğine inanmıyor. Kimse inandıramıyor. Hala yani etkinlik başlayacak. O para harcamış, sıçıyormuş. Yani. Ben de insana şey aradım bile. Abi geliyorsun değil mi? Türkcell'den efendim. Zaten Türkcell'den arıyorum deyince insanlar böyle bir şey oluyorlar. Bir iki ha, abi 11 borcumuz mu var? No, hayırdır falan diye. Yok diyorum yarın gelecek misin falan. ertesi gün oldu neyse bir 150 kişi, 153 kişi geldi gerçekten. İşte 45 tane mentorun tamamı geldi falan. Herkesin gözleri böyle şey, biz ne yaptık ya falan modunda. Süper bir işte 72 saate yakın vakit geçirdik orada. Ben o etkinlikte tanıştığım bir arkadaşla hala çalışıyorum. Sizin şirkette mi? Yani bize freelancer destek olmaya devam ediyor. Yani süper. O birçok proje yaptı, yani oradaki projesini devreye aldı, birkaç yerle görüştü. Vay. O süre boyunca hangi ben arkadaş? Onunla konuşmayı, Orhan. Onun da adı Orhan'dı. Soyadı? Kayseri'li arkadaş mı? Evet. Aha diyeceğim. O arkadaşlar minibüsle geldiler. Evet. 3 kişiydi onlar. Vay, evet, vay be. O ekiple ben birebir hala görüşüyorum yani. Abi bizi bir tanıştırsana. Hatta bize hala FIT'ye destek oluyor yani. Vallahi harika. Evet evet. Yani o gün tanıştığım ya bir düşün, arkadaş. Ya düşün, ben bilmiyorum şimdi. O gün başka arkadaşlar da vardı yani. Hani arada denk geliyoruz, konuşuyorum falan filan. Yani o gün benim için inanılmaz, ben bir hani danışma olarak gitmeye rağmen
acayip bir insanla tanıştım ben de o gün orada yani. Yani süper hikaye benim için bu. Hani bir de bu tarz hikayelerin oluşabileceğini biz zaten tabii, diyorduk kesinlikle. Da. Ama hiç şey... Olması mümkün değil. Yani çok zor geri bildirim almak vesaire çok dağınık bir şey. Vallahi çok duygulandım şu an ne yalan söyleyeyim yani bravo. Orhan'la seni tekrar buluşturayım o zaman. O harika olur abi beraber kahve içersek falan. Sonra işte 16 haftalık süreci devam etti. Biz San Francisco'ya gittik en iyi ekiple falan böyle. Çok güzel. Basın lansmanı yaptık falan böyle. Harika. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. O ara ben full time'a geçtim. Okul bitti falan. Bir sene sonra daha dediler ki müzik maraton yapalım. Yani aynısını tekrarlamadım. Türkcell'in müzik API'lerini açalım ekosistemi. Çünkü Türkcell'in de çok büyük bir data var. Bunun parasını İyiyim ödüyor. İnsanlar da bu datayı kullanabilir olmalı. Para ödeyemiyorlar onlar da. Öyle bir maraton yaptık yine. Oradan da hani birinciler, ikinciler para ödülü dağıttık falan. O bitti. Sonra Anıl dedi ki işte bizim direktör. Ya Orhan dedi, ben dedi sen ayrı bir pozisyon düşünüyorum. Sen işte teknolojiyi takip ediyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, iletişim kuvvetli. Biz dedi IoT işine dedi çok büyük yatırım yapmak istiyoruz. İşte Türkcell'in o zaman T serisi var. Çok satışlar 2 milyon falan. Çok büyük şeyde rakamlarda. T branded ürünler üreteceğiz. Sen de hani bu işin bir nevi çantacısı olacaksın dedi. Hiç çantacı dedi ben. Abi dedim, çantacı nedir bilmem. Ne yapacağım? Onu söyledim. Dünyayı gezeceksin dedi. Tamam dedim ben varım. Biri de bana Türkcell'de biri de bana deseydi ki Koray seni alacağız. Dünyayı gezeceksin Türkcell için. Yani değil mi? Hani karizma bir iş yani. Ve yani o dönem asla böyle bir şeyden bir şey yok. Yani beklenti içinde değilsin. Yeni hani yaptığın güzel işler var falan. Türkcell'de IoT işi. Türkcell'de sonra işte IoT işine girdik. Benim ekip de işte T serisi ekibine geldik. Ritüel şu, sabah gidiyorum şirkete, bilgisayarı açıyorum. İşte kahve yanımda, 12'ye kadar masadan kalkmak yok. TechCrunch, Kickstarter, ondan sonra Indiegogo, Biton, işte Engage bilmem ne, teknoloji sitelerinin hepsi. Tutan IoT işlerine bakıyorsun. Hem onlar, hem de biri, o işi yapan ekibe bakıyorum. Sonrasında o ekiple Engage oluyorum. Bak diyorum ben Türkcell'den geliyorum, işte şunlar şunlar mail atıyoruz falan, Skype'lar bilmem, havada uçuşu. Bir taraftan da şey Ali Baba'yı takip ediyorsun. Ali Baba dediğim aslında evet. Uzak Doğu pazarını. Evet. Onlar bir yıl önden gidiyor. Doğru. Yani biz burada işte telefon yapıyoruz. Onlar başka bir şey yapıyor. Akıllı saat diyorsun. Onlar içine Türkiye'de radyo, yok. Televizyon alanı. Ya her şey var. Adamlar ne bulduysa koymuşlar evet. Hakikaten. O dönemde Uzak Doğu pazarını, işte Avrupa'yı, Amerika'yı falan böyle öyle bir konumdaydım ki hakikaten çok şanslıydım orada belki de. Tanıma fırsatı buldum diyeyim. Hani onu tecrübe ettim. İşte bir Tayvan macerası oldu. Gittik orada. Türkcell neler yapabilir konusunda işte şeylerle, vendorlarla konuştuk falan. Birkaç proje ürettik. İşte proje artık launch olacak vesaire aşamasına kadar getirdim. Sonra bir baktım bir şeyler ters gidiyor. Yani projenin lansmanı yapılmıyor. Projeler iptal oluyor. Hala lansmanı olacak ürünlerim var. Evet, bir yıl oldu ben Türkcell'den ayrıldım. Ama bir şey diyeceğim, bunu duyduğum çok arkadaş var. Yani eski çok. Türkcell'de çalışan... Ya abi 2014'ten lansmanı olacak ekip duruyor. Çıktıktan 3 sene sonra, aa işte ben bunu çalışmıştım şimdi anca çıktı. Çok oluyor. Çıktıysa ne hala? Çıkan var evet. Yani çıkmayanlar da çoğunlukta. Benim hala işte konuştuğum var. Ama bu da büyük şirketten, Türkcell'den değil bence. Yani onay süreçleri... Kurumsallığın bitirdiği şey. Kesinlikle. Ağırlık yani. Yani az sonra Q'yu da anlatacağım. Mesela hani hayatında ne değişti dersen aslında bunları yaşamak benim için çok büyük bir tecrübe. Çantacılık yaptım. Tayvan'a gittim. Valizin yarısı boştu. Kamera. Hani yani test amaçlı getiriyoruz. Çünkü benim oradaki misyon şu. Yurt dışındaki ürünlere bakalım. Laboratuvarımız var. Laboratuvar gelsin bu ürünlerin kalitesini ölçsün. Kaliteliyse o şirketle çalışalım. Değilse o şirketle konuşup nasıl kaliteli hale getireceğimize bakalım. Şirket yanaşmıyorsa da ürünün muadili var mı onları araştıralım aslında ve hani gerçekten Türkcell markalı bir şey çıkalım. Mesela hani Pebble diye bir marka saat vardı. Pebble'ı Türkiye'ye getirmek Türkiye'de satılıyordu aslında. Pebble'ın Türkcell markalı sahaya çıktığını hayal edin mesela. Artık Pebble bitti biliyorsun değil mi? Evet. Biz nerede vazgeçtik Pebble'dan? Banka haberi çıktığı gün bu iş olmazdı. O gün biz deal tabii o gün mesela işte çok ileri götürmüştük. Yani bir tek Pebble değil böyle çok ürün var. Neyse. Baktık onlar da bir şekilde gidiyor. Onur Can'dan yine Vision Interactive'in kurucusu bir gün Türkcell'de Starbucks'a çıktık falan gelmiş satış toplantısına. Abi ya dedi sen ne yapıyorsun burada dedi. Sen dedi gel dedi çok mutsuz gözüküyorsun. İşte Starter Sub diye bir yer var dedi. Ben dedi seni onlarla tanıştırayım. Süper şeyler yaparsın orada. Ya oğlum manyak mısın falan diyorum. Hani, Türkcell var. Yani, Türkcell işte hani güzel rahat falan. Abi sen bana güven dedi akşam işte süper özgeçmişini oldu. Gönder bana falan. Ben de özgeçmişini hani öyle bir şey tutmuyorum bile yani. İşte öğrenciyken girmişiz Türkcell'e, ömür boyu orada kalacağız falan diye. Ama içinde de hep böyle bir şey var. Ulan
ayrılalım bu şirketten. Hani dışarıda nasıl bir hayat var hep böyle merak ediyorsun. Gönderdim. Gece 12'de, hiç unutmuyorum, 12.30'da işte Çiğdem Toraman dedi ki Orhan senle tanışalım, Perşembe gel. Saat yazdım. Saat ne zaman istersen. Allah Allah böyle bir hayat varmış dedim. Atladım ben Perşembe günü akşam gittim. Çiğdem Hanım'la konuşuyoruz işte böyle. Sağ olsun da çok relax bir şekilde dedi, dur dedi, ben dedi sen hazır buraya geldin, Turkcell'den buraya geliş gidişin zor olur. Ersin'le Ebru'yu getireyim ben sana dedi. Şimdi Ersin dediğin Turkcell'i kuran ekipten. Ebru Ersin Dorman, Murat Vargan'ın CEO'su falan. Evet. Ben böyle gelmişim. Hani şey diye geldim ben yani. Turkcell'i kuran adamlar bunlar aslında. Evet yani. Evet. İşte biri o, biri de onun CEO'sunun, evet, şey, onun şirketinin CEO'su. Bir anda böyle Ebru Hanım geldi, Ersin Bey geldi falan. Üçlü böyle bana bakıyorlar. Ben de böyle kaldım, tamam. Şirketten gelmişiz, bütçe yapmışız sabah. Kaç milyon dolarlar konuşuyoruz. 10 milyon dolarlık bir fonun işte bir pozisyon bile yok. Ne iş yapacağız falan. İşte yaparız. Herkes her şeyi yapıyor falan. Şey de bu. Hani işe başvuru olayı da bu. Ersin Bey, Ebru Hanım hiç unutmuyorum şey dedi. Hadi bize pitch et dedi. Pitch yap dedi. Dedim ne yapayım hani. Anlat bize kendini 3 dakikada. Tabii 3 dakikada şuyum şuyum şuyum. Bunları yaptım. Buraya gelirsem de bunları yaparım herhalde. Çok güzel gözüküyor burası falan dedim. Ebru Hanım dedi ki ben sevdim seni dedi. Ersin Bey dedi alın bu çocuğu dedi. Gittiler bunlar. Biz kaldık Çiğdem Hanım'la baş başa. Ben de sana haber vereceğim şimdi konuşacağız dedi. Şey döneceğim ben sana dedi. Cuma oldu haber yok. Şimdi pazartesi de haber bekliyorum falan. Bir aradım telefon. Orhan dedi, yok salı günü pardon. Orhan dedi Ersin Bey seninle konuşmak istiyor. Bu akşam gelir misin dedi. Şimdi düşünüyorum şirket Turkcell 4.30'da çıkıyor falan. Ne ara geleceğim. Gelirim ama dedim işte 5.30 falan. Ersin Bey sonra ne zaman gelsin Orhan? Ben dedi Orhan'a uyarım dedi Ersin Bey. Şimdi düşünüyorsun. Koca. Turkcell'le sen hani Orhan Bayram bak daha üst level falan demiyorum. Takvimine bakıyorsun. Koca Ersin Fonksuzer'de gelsin ona ne zaman uyarsa ben konuşur falan. Çok hoşuma gitti benim o şimdi. Hani bir farklı bir şey var çünkü. Geliyorum hemen dedim ben de. Çıktım şirketten. Gittim onun yanına. Bir aynen bu kadar büyüklükte bir odadayız. Abartmıyorum. Oturduk. Ersin Bey anlattı. Ben dinledim. Ne düşünüyorsun dedi. Dedim valla bana uyuyor gibi hani şu an. O zaman dedi şey yap hani kararını söyle. Ben dedi sana Turkcell'de yaşayacağım 10 yıllık tecrübeyi burada bir yılda yaşatacağım dedi. Vay. Tam bir yıl kaldı. Tam bir yıl kaldı. Tam bir yıl kaldı. Yani. Hakikaten tam bir yıl kaldım. Tamam falan oldu yani. Çıktık oradan. Akşam oldu her şey. Böyle 3 gün yani. Perşembe gittim. Salı okey dedim. Ondan sonra ertesi gün işte şirkete söyleyeceğim. Kime söylesem Ersin Bey'le konuştuk işte. Böyle. Git. Herkesi bana git. Aa, ben gidiyorum falan. Normalde şey mesela benim yönetici şeydi. Nereye gidiyorsun dedi. Hani bırakmam ben seni. Zam mı istiyorsun? Zam yapalım falan. Dedim abi ya öyle bir şey değil. Yani Ersin Pamuk güzel konuştu. Ha o zaman git dedi. Yani. Böyle bir orta. Dedim, doğru karar verdim herhalde dedim. Hemen gittik, imzaladık falan, başladık orada. Starters Hub da aslında nasıl bir şirket? Starters Hub bir yatırım fonu. Yatırım fonunun ötesinde ama şöyle bir vizyonla kuruluyor. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi var. Dünyada da girişimcilik ekosistemi var. Türkiye'de girişimcilik ekosistemi yolun başında. Doğru. Dolayısıyla bu girişimcilik ekosisteminde bazı şeyler çok iyi bir şekilde yapılmalı. Hani best practice oluşturmak üzere aslında kurulan, globale açılmak isteyen şirketleri destekleyecek, o vizyonla en azından şirketlere yatırım yapacak bir fon. Çok güzel bir yapısı var. 200'den fazla mentor var. Yatırımcılar çok iyi. Netmarble, Bahçeşehir, Gedik Yatırım ve MV Holding dediğinizde zaten hani birkaç milyar dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. Ve bunların en üst seviyeleri engage olmuş durumda. Yani bir girişimci için bulunamaz bir nimet aslında. Öyle bir yapı. İstanbul Bootcamp vardı. Startup İstanbul Bootcamp. Startup Bootcamp İstanbul. Startup, evet. Hikaye de şöyle başlıyor, doğru. Ersin ben Bey, onların ilk bir eventine katıldım. Hatta hangisinde? O event Bahçeşehir Üniversitesi'ndekine. Orada ben Revol'e tanıştım. Yani yatırım aldığım onun ekibiyle. Ahmet benden önce tanışmıştı. Benim Berkin'le ilk tanıştığım event, hatta Cenk de galiba oradaydı. Vay be. Bootcamp eventiydi yani. Ben de daha önce Bootcamp'le toplantımız vardı Turkcell'le. Ersin Bey gelecek dediler. Gelmemişti mesela. Ben de Ersin Bey'i oradan tanıyorum. 2015 falan ya da 14 falan. Bootcamp'le başlıyor hikaye, doğru. Aslında hikaye şu. 2014'te yanılmıyorsam Startup Bootcamp İstanbul kuruluyor franchise olarak, işte Londra'lı bir akselerasyon, evet, merkezlerinden franchise alınıyor, kuruluyor. Benim hoşuma giden bir yanı, ben böyle bölüyorum. Böl lütfen. Hem de biraz hızlanalım istedim. Hem bir yarışma düzenliyorsunuz, düzenliyorlar. Yani bir pitch yapılıyor. Evet. Orada seçilen, evet, bir, yani bir seçim günü var. Orada seçilen şirketlere bir para veriliyor. Para veriliyor. Birinci, ikinci,
İlk 15 tane. Hep herkese veriliyor. Tabii, aynı miktarda. Artı ofis veriyorlar. Aynen öyle. Artı yani oradaki bütün fasiliteyi, mentor network'ünü, her şey. İşte içeride yararlanabileceğin işte avukatı, muhasebecisi vesaire aynen, gibi. Evet. Yani full suite bir yer ve Levent'in göbeğinde. Ya en güzel tarafı da o. Levent'in yani yanında. Herkesin ayaküstü böyle yani. Böyle hizmet veriyorlar yani. Ve şöyle asıl en büyük değer şu. Aslında hızlandırma programı bile başlı başına bir bütçeyle satın alınabilecek bir şey. Yani ben para verip devam edelim biraz da. Ben para verip o programı alırım mesela baktığınız zaman. Onlar üstüne para veriyorlar size. Evet. Küçük bir hisse alıyorlar. İşte o zaman %8'miş. %8 de başlamış. Böyle bir şeydi. Şimdi onu tekrar düşünüyorlar yani. Yani ama orada globale bağlılar. 2014'te ilk defa program yapılıyor. 2015'te Game Bootcamp başlıyor. Kendi programını yapıyor. Pardon, 2015'te Starter Sub fonu kuruluyor. Sonra kendi programını yapıyor Game Garage adıyla. Sonra Bootcamp'le devam ediyor ve şimdi XO olarak işte daha farklı bir Venture Building programı geçiyor. Aslında o da her geçen sene, her geçen gün kendini yenileyen bir yapı startırsa. Hep böyle trendleri takip eder, nasıl iyi, ne diyeyim, girişimciye nasıl değer yaratılır ona bakar, nasıl daha değerli hale getirir yani ona bakar. Yani sadece içerikte değil, yani dışarıdan insanlara da full support. Bizim meetup'ı mesela sizin orada yaptık. Evet, evet. İlk meetup'ımız mıydı o? İkinci. İkinci meetup'ımız. İlki şeyde Starbucks'taydı. Starbucks'taydı, aynen. Evet, aynen öyle yani. Mesela sizin orada yaptık, sen destek evet. oldun. Hafta sonu geldin, mekanı açtın bize. Mesela yani... O kültür hub bence işte. Çok iyi. Gerçek hub. Gerçek anlamda bir hub yani. Yani hayal o. Gelinen nokta çok iyi. Bundan sonra da daha hızlı bir şekilde zaten onlar büyüyecektir eminim yani. Çünkü Türkiye'ye baktığınızda aslında globale çıkan girişimlerin, global derken de yurt dışına satış yapmış gerçekten birkaç ülkeye en azından yayılan girişimlerin çoğu bu tarz bir süreçten geçiyor, hızlandırmadan geçiyor, yatırımdan geçiyor gibi gibi. En büyük değeri de çok pardon hemen bitireyim. 250 bin dolara kadar daha yatırım yapıyor program sonunda. Çünkü asıl yani senin işin tuttu şey diyelim, paraya ihtiyacım var, 250 bin dolar daha reyze edebiliyorsun. Aynen öyle. Çık yurt dışına, satışını yap koçum, biz senin arkandayız. Daha da ötesi network sağlıyorlar. İşte evet. Network dediğimizde çok büyük evet. bir network. Velhasıl kelam böyle bir startup da bir yıl geçti benim. Orada çok güzel işler yaptım. Türkcell satış yaptım. Türkcell'den çıkıp Türkcell'e satış yaptım mesela. Bir pekatonu yaptık orada. O da çok güzel bir deneyimdi. Evet, ona da ben katılmıştım. Aynen. Benim katıldığım bence en iyi hekatonlardan bir tanesi. Valla. Bir pekatonu. Çünkü yani hani BİP'e inancımla ilgili konuşmayacağım. Ama katılan kitle, fikirler ve şey... çok güzel. Çıkan ürünler, yani iki günde gerçekten orada yapılan kesinlikle. Her şey bence hepsi yani %50'si en azından satılabilir üründü. Yani iki günde al entegre et. Evet, hakikaten entegre. Al entegre. Yani BİP ekibi alıp entegre etse çok kısa bir sürede entegrasyon sağlar ve ilerlerdi. Keza entegrasyon da herhalde muhtemelen ilk üç projeyle yapılıyor şu an. Sonra işte 2017'ye girdik aslında. Ben hayata hep şey diye bakardım. Serüven. Yani biz bir yerden geldik, bir yere doğru gidiyoruz. O giderken de o yolda en azından mutlu olmak gerekiyor. 2017'ye girerken de ben hep kendime bir 30 yaş hedefi koymuştum. Yani 30 yaşıma kadar her şeyi deneme, öğrenerek deneme şımarıklığı benim. 30 yaşından sonra eğer hala öğrenemediysem onun cezasını da ben çekeceğim diye. Dolayısıyla dedim ki 27 yaşım, 2017'ye girerken benim tek hedefim hayal ettiğin ne var senin kafanda? Ben bir şey yaratmak istiyorum. O yarattığın şeyin peşinden git. İşte bir tarafta ticari kaygılarını güt, bir tarafta sosyal sorumluluk evet. için kaygılarını güt, bir tarafta da işte mutlu olmaya çalış. Hayat bir denge aslında. İki kez daha bunu da işte ilk Ebru Hanım'la konuştuk. Ebru Hanım dedi ki hayırlı olsun, o zaman yapacak çok bir şey yok. Destekleriz anca. Ersin Bey'le konuştuk. Ersin Bey dedi ki o zaman Türkiye'de bile değildi hatta vakit ayırdı. Yani biz dedi herkesi desteklerken seni desteklemezsek olmaz. Aa. Hayırlı olsun sana falan. Hani yani insanlardan, içinde bulunduğum kurumdan şey. Bu tarz bir support almak çok önemli bir şey gerçekten. Hani işte Görkem Çetin diyoruz ya, onu çok geçtim kusura bakmayın ama Görkem Çetin aslında bana orada biraz da ilham olmuş bir kişi. Şimdi Görkem Çetin, Country diye bir şirket var belki bilirsiniz. Country'nin şirket kültürü, farklı ülkelerde bulunan çalışanlar ecel bir şekilde çalışıyorlar ve tüm çalışmalar bir yerde toparlanıyor. Dünyaya satış yapıyor bu adamlar. SaaS bir ürünleri var. Hiç kimse yan yana değil. Böyle bir dünya. Benim de hayal ettiğim, evet. ben diyorum ki geliştiriciler var. İşte o geliştiriciler bir değer üretebilmeli. Türkiye'nin yazılım ihracatıyla ilgili çok fazla büyük problemleri var. Yani bunlara kafa yorabilecek insanlar da en azından sadece bunlara kafa yormalı vesaire gibi.
Yani aklıma da hani insanları işinden alıp başka bir şey yapmak falan gelmediği için mevcut işlerini devam ettirirken gece çalışmalarıyla alakalı bir ton şey geliyor. Böylece insanları bir araya toplayamayacağım bir model. Görkem modeli mesela beni çok etkilemişti. Biz Quick Execution'a aslında Mart 1 itibariyle başladık. Tek başımaydım. Şu an 10 kişiyiz. Stajyer kadrosu. Stajyer demiyorum ama ben onlara çünkü hepsi acayip contribute ediyor. Mesela bir tane arkadaş şeyde Kiev'de işte Boğaziçi'nde okuyor. Tatilde Kiev'e gitti mesela. Çocuk oturdu, bilgisayarını açıyor. Bir tane arkadaş gece 4.30'da maillerini check ediyor. Yani güne başlarken quick execution'la başlıyor falan. Benim için bunlar çok büyük şey. Kıymetli öyle değerler. Çok iyi bir şey. Yani bu kurum kültürü. Çünkü ben her şeyden önce ekibe inanırım. Ekibin inanmasına inanırım. Şimdi ben güzel bir oldu. Business olarak quick execution'ı anladığım kadar anlatayım mı? QE desem daha rahat olur. Yani quick execution belki daha... Quick execution. Quick execution. Zor değil mi? Zor mu gerçekten söylenmesi? İki isim arasında kalmıştım. Quick execution 5 dakikada karar verdiğim bir şey. O zaman quick execution olmuş. Evet. Şunu yapıyorlar. Yapıyorsunuz. Senin bir fikrin var. Tamam mı? Ama sınırlı bir kaynakla hızlı bir şekilde bir MVP lazım, bir ürün çıkartman lazım, web siteni hayata getirmem lazım, mobilin lazım. Nasıl yapacağını bilmiyorsun. Yani hiç programcı yönetmemişsin, programcıyla hiç oturup konuşmamışsın, bir programcı ortağın yok ama süper bir fikrin var. Tamam. Maaşın da var. Geliyorsun Orhanlara ve diyorsun ki bir kez düşündüğün takımı bana böyle bir fikrim var. Seni önce bir dinliyorlar. İhtiyaçlarını alıyorlar bir forma. Aynen. 24 saat. Fena gitmiyorsun değil mi? Gayet iyi. 24 saat içerisinde sana senin ihtiyacın... 24 saatte requirement. 24 saatte requirement'lar geliyor. Sonra sana senin ihtiyacı olan işi yapacak insanları networklerinde qualify ettiği developer'lar var, tasarımcılar var vesaire var. Sonra sana dönüp diyorlar ki Arman senin aklındaki o fikri var ya biz sana şu paraya şu zamanda yazdırabiliriz. Senin adına proje yönetimini veriyorlar. Yani onlar developer'ı yönetiyorlar. Süper. Senin adına işi teslim ediyorlar, tamamlıyorlar ve sana işi pişmiş bir şekilde veriyorlar. Abi süper anlattın. Nasıl? Yani harika anlattın. Doğru değil mi? Yani. Süper. Ve bu sana aslında şunu sağlıyor. Yani senin böyle 40 yıl düşünüp yapamayacağın, bulamayacağın kaynağı senin adına buluyor. Tiyanlı. Ben çok etkilendim yani duyduğumda. Çünkü yani neden yani bu kadar hızlı bu arada yani gelmene de ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü bizim son dönemde konuştuğumuz bize sorulan sorulara baktığımda en çok duyduğum şey abi bir fikrim var nasıl bunu ben hayata geçireyim ya da çok eşim dostum arkadaşım var ya Koray aslında bir mobil program yazdıracağım işte bir yazdırsak aslında köşe oluruz abi diyen ciddi bir kitle var etrafta sen tam olarak onu çözüyorsun şu an. Aynen yani öyle aslında. Bizi dinleyen insanların tahminen yarısı senin de aynı zamanda potansiyel müşterin. Kesinlikle. O yüzden artık biliyorum yani. Marketing çalışması olarak. Yok yok. Ya şöyle, sponsorluk alırız artık bölüme diye. Kesinlikle haklısın. İşte ben kurumsalda bayağı bir vakit geçirdim. Starter Sub'ı da aslında bir kurumdan sayabiliriz. Yaklaşık 4,5 yıllık en azından Türkiye'nin gerçekten önemli kurumlarında yer aldım diyebilirim. Herkes gece yatarken bir fikirle yatıyor evet aslında. Evet abi. Çünkü gün içinde o kadar çok böyle hani diyorum ya. İş dijital, görüyor. Şimdi şirketler dijital. Yaptığımız iş hakikaten hani herkesin kafası şimdi artık ona çalışıyor yani. Abi Uber diye bir şirket var. Adam evet, dünyanın evet. dört bir yerinde işte taksisi yok ama en büyük ulaşım şirketi olmuş. Aynen öyle. Fikri herkese bir şey. Böyle içinde bir dürtü var. Abi şunu yapsak köşe oluruz aslında. Edası çok fazla. Ve hakikaten denenmesi de gerekiyor. Siz o hem deneme sürecini hem de denemek için harcanacak bütçeyi minimize ediyorsunuz. Aynen öyle. Geçen bir arkadaşım, yani bir tanıdığımla konuştuk. Bir mobil uygulama için 100,000 lira yakın para harcamışlar. Yok artık. Şimdi düşünüyorum. O tek bütçenin platform belki tek iki platform iOS ve Android. Keşke öncesinde yapsaydık. Ama keşke mesela size tanışmış olsa belki yarısının çok daha azına belki, çok kesinlikle. Daha iyi bir ürün çıkarabileceğinize eminim. Yaptığınız iş bence o yüzden çok değerli ve vallahi çok güzel. Valla çok teşekkürler. Bir iş. Ve bence Türkiye'de de değil dünyada da ciddi ihtiyaç olan bir iş. Ya kesinlikle ve hani dünyayı ben buna bu arada soyunmadan önce araştırdım hani şey olarak mesela hala ben araştırıyorum. Hala ben discover moddayım hala keşfetmeye çalışıyorum. Çünkü ben aslında insanlara şunu diyorum, herkesin bir fikri var, herkesin fikri kendine göre süper. Evet. Ama o fikrin gerçekten yapılabilir bir hale gelebilmesi için önce bir test edilmesi gerekiyor. Yani bugün bir yatırımcıya gittiğinizde idea çoğu zaman hiçbir şey kazandırmıyor size. Yani yatırımcı sizi ciddiye almıyor. Yani bir yap gel diyor. Çünkü ben işin iki tarafında da bulundum. Evet. Yani bize bir ton fikir geliyordu. Şimdi fikir geliyor, adam çok iyi bir adam, bakıyorsun talent'a ama
Ya işe güvenemiyorsun. Hep bizim konuştuğumuz şey var ya, yani çok iyi bir developer olabilir ama marketing bilmiyorsan, satış bilmiyorsan, nasıl paketleyeceğini bilmiyorsan, nasıl fatura keseceğini bilmiyorsan hiçbir anlamı yok. Çok iyi bir businessman olabilirsin, iyi bir teknik ekibin olmadığı zaman yine para etmiyor. Sen aslında fikri olan, belki pazarlama gücü olan bir ekibin, belki pazarlamayı bile yapacak kaynaklı olabilirsin. Yani sen aslında... Çok dağılmamaya çalışıyoruz. Sen aslında ciddi boşluk dolduruyorsun yani. Ben geliyorum sana, abi benim bu tarafım eksik diyorum. Sen diyorsun ki tamam, bu tarafı bize emanet et. Süre, bütçe, kabul İstersen başlayalım. Şey diyeyim, anlıyorum. Sadece yazılım üzerine değil. Yani yazılım, benim hayal ettiğim mı? Aslında gidilebilecek yol burada talent üzerine. Evet. Tamam. Bu yazılım da olabilir. Tamam. Marketing de olabilir. Marketing de olabilir. Next step'lerde yan da olabilir. Her şey olabilir. Ya ben şunu diyorum. İşte bugün executive'lere baktığınız zaman çoğu birkaç şirketin board'unda. Doğru. Bugün doktorlara baktığınızda birkaç hastanede çalışabiliyorlar. Bugün baktığınız zaman hani talent olan adamlar ya da gerçekten kaliteli yeteneğiyle, adamlar, kaliteli işler yapan adamlar birkaç şirkette beraber çalışabiliyorlar. Yazılımcılar en hızlı girebileceğimiz pazardı. Doğru. Ve en yakından tanıdığımız pazar. İyi tanıdığımız. Aynen öyle. Dünyada da bu çok gerçekten büyük ihtiyaç. O yüzden sana çok iş çıkarırız diye düşünüyorum. Yani bekliyoruz. İş çıkarırızdan kastım şu yani. Hakikaten piyasaya çok ihtiyaç olan bir şey. Şey mi yok, hani fiyat range'leri neye göre değişiyor? Yani ya şu aslında. Kaça kadar gidiyor? Çok enteresan soru. Yani bir MVP yani kaça olur? Bir MVP kaça olur? Çok merak edecek yani. Şimdi şöyle. Hani yola çıkarken aslında benim kafama koyduğum şey şuydu. En kalitelilerle çalış, en kısa sürede bitir, en pahalı kaynak kullan ama hızlı çıksın. Ve kaliteli çıksın. Yani benim zaten her ürüne QE damgası vuruyorum ben. Yani o yazılımcının ürünü değil o. Ben, yani bizim tarafımızdan çıkan bir şey o. Dolayısıyla şu an işte developer recruitment yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? İnsanlar geliyor, bir form var bizde 5-6 adımlık galiba. Onu dolduruyorlar. Ondan sonra biz 10'ar dakika o formu inceledikten sonra developerlarla bir Skype yapıyoruz. Yani sadece yaptığı işlere, geçmişine değil, aynı şekilde işte attitude'una da bakıyoruz. İyi adama da bakıyoruz. Konuşma stili nasıl, ona da bakıyoruz. Çünkü bizim için çok önemli. Peki ben sana işi verdim. Developer benle mi çalışıyor? Benle çalışıyor. Ben seninle milestone belirliyorum. Ama ben mesela işte şöyle bir özellik istiyorum. Şuraya çiçek koy, buraya böcek koy hikayemi ben sana anlatıyorum. Aynen. Bizim orada verdiğimiz hizmetin adı Supervision. Şeyi çünkü düşünün, ben, boğazdan geçiyorsun. Hiç bilmiyorum ya, mobil uygulama yazdırmadım. Genelde öyle oldu. Developer'la aynı dilde konuşmam mümkün değil. En büyük problem aslında o. Yani bu developer'ın da problemi bu arada. Tabii tabii. Çünkü developer'ın verdiği bütçe %20 bu konuşma için geçiyor. Bambaşka şeylerden bahsediyorlar, evet. Çünkü yani... Ben çok beğendim işi. Yani developer da şey dedi mesela, geçen işte konuşuyoruz bir arkadaşla. Abi dedi, ben dedi bütçeye hep %20-30 buffer'lı koyarım. O buffer sadece iletişim süresi. Evet. Ve o bütçeyi de şişiren bir şey. Sen eğer bunu alıyorsan evet, zaten benim üstünden. Ben zaten gayet iyiyim. Şöyle bir şey çıkıyor aslında. Biz tam freelancerlarla hani birebir konuşmanın vereceği fiyat ve bütçeyle ya da zamanla ajanslar arasındaki bir gap'i dolduruyoruz aslında. Doğru. Yani çünkü bir ajanstan aldığın hizmet 100.000 TL'ye çıkabilir. Ama bir freelancerdan aldığın hizmet 10.000 TL'ye de olur ama hani sonunda pişman olabilirsin. Yani dolayısıyla aslında ben o garantiyi veriyorum. Ben sana diyorum ki ben bu işi kaliteli bir şekilde sana çünkü çıktı üreteceğim. Çünkü sen benim ne istediğimi doğru anlayabiliyorsun. Beni birazcık önlendirebiliyorsun. Aynen öyle. Abi bir mobil uygulamada sen öyle istiyorsun ama şimdi o özelliği yapma yani. Gerek yok. Onu bırakalım bir kenara. Aynen. Senin işini yapman için şunlar daha iyi. Kesinlikle. Önce bunları al. Yani senin gerçekten MVP'inde olması gereken hikayeyi sen yorumlayıp daha doğru filtre edip doğru bir kapsamla iş veriyorsun developer'a. Aynen öyle. Ve o kapsamı iyi yönetip İşi veren adama da doğru bir sonuç çıkarıyorsun. Ve arada da mesela çıktıları proje sahibine gösteriyoruz ki bir şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Aynen. Yani son anda adam ya ben bunu istemedim derse onun da önüne geçiyoruz aslında. Böyle 11 tane sorumuz var. Bu Soner Canko'ya ilk kez 11. soruyu sorduk. Sana da 11. soruyu soracağız. Evet. Ben başlayayım bu sefer. Hadi başla. Sırayı değiştirelim. Kısa olursa daha... Hani böyle hakikaten rapid fire olsun istiyoruz böyle sorular. İdolin kimdir? Steve Jobs. İki mi oldu? İki ya da üç i̇ki oldu. Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Çalışmış gelmiş bak söyleyeyim. En girişimci dostu şirketi sence hangisi? Şu an herhalde BKM. Yani fintech tarafı şu an çok iyi. İş Bankası ve BKM diyebilirim. Peki gününü verimli geçmek için yaptığın, uyguladığın herhangi bir ritüel var mı? Yani şunları yapıyorum ben ve günüm daha verimli olsun diye bunlara gayret ediyorum dediğin bir ritüelin, yaptığın bir şey var mı? Uğraştığım çok fazla iş var. Yani yayılmış durumda. Dolayısıyla o işlere atıyorum verimsiz
olduğu an iş değiştiriyorum. Komple hani shift ediyorum, başka bir şeye geçiyorum. Es veriyorum günde, hani atıyorum. Yani kahve için es veriyor olabilirsin, yemek için es veriyor olabilirsin. Öyle. Kendinle ilgili bir şey değiştirebilseydin ne olurdu? Çok acele karar veriyorum. Pre-execution'a mı? O tarafta değil, hayatla alakalı onları değiştiriyor olabilirdim. Dünya üzerinde herhangi bir yere bir tane billboard koyabilseydin, nereye koyardın ve üzerine ne yazardın? Herhalde sınırlara koyardım ve insanlara gitmemelerini söylerdim. Yani çok fazla talent şu an yurt dışına gidiyor, beyin göçü var. Maalesef. Ve o insanlara gerçekten kalmalarını söylerim çünkü bu ülke bizim ve yapacak çok şey var, ya, değiştirecek çok şey dün var. Dün akşam bir video paylaştım. Meyhanedeyiz nokta biz diye bir şey var ya. Onların gidenlerle ilgili bir videosu var. Altına linki koyacağım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Devam ediyorum. En çok hediye ettiğin kitap hangisidir? Yok. Devam. Genelde çünkü ben hep dijital okurum bu arada. Çok pardon. Son en iki yılda... En çok paylaşım blog aynısını şey var yani Medium'da beğendiğim yazıları sağa sola gönderirim. Medium. Tam da şimdi onu soracağım. Bu soruda. Takip ettiğin düzenli bir podcast ya da YouTube Görkem kanalı ya da blogları. İzlediğin... ya YouTube ya da podcast yok. Hı-hı. Çünkü gerçekten hani bir şey yapmıyorum böyle. Yolda çok fazla vakit geçiyor. O vakitlerde en azından maillerle temizlemeye çalışıyorum. Ama Medium'u günde yani yola çıkarken ve eve dönerken mutlaka okuyorum. Medium'da tamam, en azından. O zaman beğendiklerini bu videonun altına olur. Yorumlar süper kısmına olur. Sen paylaş. Tamam. Okay. Başarılı insan diye düşündüğünde aklına ilk gelen kişi kim? Türkiye mi, global mi? Fark etmez. Aslında başarılı insan tanımını orada yapmak gerekiyor. Yani mutluluksa başarı çok fazla insan yok. Ama başarı gerçekten bir değer üretmekse, maddi bir değer üretmekse çok var. Ben Türkiye'den örnek vereyim. Mesela Ömer Erkmen, benim son zamanlarda gördüğüm en başarılı insan. Farkındalık İnşallah yaratıyor. Ömer abi de alacağız buraya. İnşallah. Ersin Pamuksüzel keza Türkiye, yani Türkiye'nin kazanımı çok büyük beyinlerden bir tanesi. Aynı zamanda Görkem Çetin de o zaman çok adını zikrettik. O da bence başarılı çünkü şu an Türkiye'de, İstanbul'da dünyanın işte yaklaşık 40 ülkesine satış yapan bir şirketin kurucu ortaklarından. Diğer ortak da bu arada İzmir'de, Onur. Vay. İki ortak da Türk ama diğer çalışanların hepsi yabancı. Süper ya. Dolayısıyla hani yani başarıyı tanımlamak gerekiyor ama benim etrafımdaki en azından başarılı gördüğüm insanlar bunlar. Şimdi senin için bu soruyu revize etmeli miyiz bilmiyorum ama bunu soruyoruz. 24 yaşındaki Orhan yanında olsaydı. Şimdi kaç yaşındasın? 27. 27 yani. O yüzden Orhan'a belki Orhan için belki bunu 20'ye indirmek lazım. Yani 20 yaşındaki Orhan şu an 20'de yanında 2010, otursaydı. Amerika'da biraz daha kal derdim herhalde kendime. Yani çok erken böyle hani 3,5-4 ayda dönme de boş ver bir dönem uzatırsın ama okula deyip. Ama yine geri gel derdin, doğru muyum? Tabii. O. Evet. Türkiye'deki girişimci arkadaşlara tavsiyen nedir? Düşünmekle çok fazla vakit kaybetmemeleri ve harekete geçmeleri aslında. Çünkü ben en azından çok fazla sahadaydım. Gördüğüm en büyük olay herkes bir şey konuşuyor. Çok herkes konuşuyoruz bir şey... ama bir şey yapmıyoruz değil mi? Ya üretim, bu arada üretimin doğrusu yanlışı yok o yaşlarda. Çünkü Türkiye'de girişimcilik dediğimiz o kavram yaş ortalaması açısından öğrencilik hani ya da yeni mezun kademede çok daha yoğunlaşmış bir durumda. Dolayısıyla kaybedecek çok fazla şeyler yok o dönem. Her şeyi öğrenme olarak algılayıp bir an önce harekete geçip deneyip yanılıp en doğruyu evet bulana kadar da denemelerini öneririm. %100 katılıyorum. Bu son soru. Evet. Bu biraz şey gibi oldu. Ice Bucket Challenge gibi bizim. Bu şey 11. soru. Evet. Yani senden sonra yani Yollarda TV'de yola kimi alalım konuk olarak? Bir tavsiye edeceğim birisi var mı? Ali Servet Eyüboğlu. Evet, Ali'yi alabiliriz ya. Çok da keyifli olur Ali'yle sohbet. Kesinlikle. Yani anlatacak çok Ali şey var. Ali kim biliyor musun? Hayır. Sen mekanisti sen satan. Şimdi English Ninjas diye bir şirketi var. Bizim okul mezunu. O yüzden ne kolu bir. Şöyle bir olayı var Ali'nin. Ali Türkiye'de exit yapmış birkaç isimden biri. Ve genç isimlerden biri. Genç isimlerden biri. Exit yaptıktan sonra da hani ev araba aldı muhtemelen ama tekrar bir şirket kurdu yani. Gayrimenkul işine girmedi yani. Bir inşaat işi. Yok asla. Yapmadı. Bir para raise etti tekrar. Bir girişim kurdu ve şu an o girişimi büyütüyor. Çok dolayısıyla hani bence Ali güzel bir isim olabilir. Bence de. Ali ile bizim tanışmamız, yani Ali'yi ben şeyden biliyorum ya, piyasadan, sektörden biliyorum.
Orhan'la Ali Dotto'nun oradaki Starbucks'a bir gün oturuyorlardı. Hatırlıyorsun değil mi? Hangisi? Bostancı Starbucks'ta. Bostancı tam İdo İskelesi'nin bir yüz sokağında bir Starbucks vardı. Ha. Siz Ali ile orada oturuyordunuz. Biz de oradan geçiyorduk. Hatta yanında sen olabilirsin. Ben vardım, evet. Oradaki Orhan ne haber falan dedim. Ali ile sen beni orada tanıştırdın. Yani ilk yüz yüze tanışmamız oradaydı. Ve Ali şunu söyledi. İşte ben hani sen tanıştırdın işte Fatih'den Koray diye. Ali şey dedi. Abi dedi ilk kez dedi Türkiye'de çalışan bir yazılım kullandım dedi. paraşüt üzerinden F-Otra kullanıyorum. O benim için duyduğum böyle hakikaten süper yorumlardan bir tanesiydi. Abi çalışan ilk kez bir şeyle entegre olduk. Acayip rahat hani işe entegre etmişler. Faturaları oradan kesiyoruz dedi. Yani. Çok böyle. Hatırladım. Ya bu arada ben hakikaten böyleyim galiba. Mesela biriyle yan yanaysam, birini gördüysem tanıştırma isteği doğuyor bende. Bu ben çok. Ya insanlar birbiriyle bir şey yapsa ne bileyim işte competition diyor ya Soner Janko'da. Herkes bir şey halinde, ne diyeyim rekabet halinde. Ama ben mesela şu ana kadar en azından QE'de, Quick Execution'da asla ve asla biriyle rakip olayım. Hani onu yapayım, bunu yapayım noktasına belki erişeceğim o günlerde gelecek ama İnşallah. O günler geldiğinde de mesela o kafada olmayacağım aslı. Ya ben şeye çok iniyorum. Hani o biz Logo bizim F-Otra'daki en büyük rakibimizle. Şimdi biz F-2 ve Logo ortak bir şirket kurduk. Aynen öyle. Biz şey diyoruz adına rekaberlik. Kesinlikle. Gerçekten güzel bir. Yani know-how'ların birleştirilmesi kadar büyük bir şey. Türkiye'de özellikle yani teknoloji, dijital iş yapan herkesin bence en çok odaklanması gereken yani rakibimle nasıl beraber iş yaparım? Aynen bence öyle. Çok değerli aynen ve öyle. Bence değer katacak şey küçük bir yer. Yani Türkiye çok büyük değil. Çok. Pazarımız küçük. Yani burada hakikaten beraber olup dışarıya nasıl bir şey yaparızın ciddi anlamda kafasını yormamız gerekiyor. Yani. İşte orada da ortak değerler oluşturmak gerekiyor insanlarda ki insanlar o değerlerin peşinden en azından bunları yapıyor olsun. Yani ben zamanla gelişeceğine inanıyorum hani inşallah. Bence de. Yani benim gibi 5-10 kişi daha böyle insanları tanıştırıyor sizler. Herkes birbirini tanıyor bu arada. Evet, ama beraber iş yapmıyor. Problem o bence yani. Herkes beraber tanıyor ama beraber iş yapmıyor. Soner'le yaptığımız sohbette şey çok hoşuma gitti yani. O kısım bence önemliydi. Dijital ya bir startup varsa abi o adamdan bir ürün al. Yani Quick Execution'u duydu mu bugün? Bir şey mi yazdıracak? Abi Quick Execution'dan yazdır. Yani bir ürün mü çıkaracaksın? Bir prototip mi yap? Quick Execution'dan yaptır. Bunu yaparsak bence kesinlikle daha hızlı büyüyebiliriz. Yani startup mutlaka startuptan bir şey almalı. Büyükler mutlaka startupları kullanmalı. Ve mesela Soner'ler şey dedi Soner, takip ediyoruz kaç tane girişimle çalıştığımızı. Bence ölçülebilir bence de olmalı kesinlikle. Kurumsal şirketlerin tamamında hakikaten bunun bir KPI'lerini koymaları gerekir. IT'de bir bence KPI'lisi de olmalı. Aynen. Kaç tane startupla çalışıyoruz yani. Bunu yapan dünyada var galiba da Türkiye'de hiç duymadım hakikaten. Bence büyük ihtiyaç. Olmazsa olmaz. Evet. Tavsiye edelim bundan sonra gelenlere. Kurumlara. Evet. Mesela Soner Can bize bağış yaptırdı. Şeyde. Evet. Tamam, yok, biz de şimdi bundan sonra gelenlere şey yapalım yani. Diyelim ki Quick Execution'dan bir şeyler yazdık. Bence lazım ya. Hakikaten işin büyümesi için çok şart. Kesinlikle. Yani. Anca öyle büyür zaten. Yani ekosistemin kalkınması diye hep böyle klasik olmuş bir laf var da. O kalkınma ekosistemin kendi kendine kalkındırmasıyla olacak. Şey. Kesinlikle. Evet. Yani dışarıdan bir güç gelip hadi bakalım çocuklar diye bir dünya yok yani. Yok kesinlikle yok. Okey. Çok güzel oldu. Vallahi çok teşekkürler. Çok bir buçuk saat. Dışarı karardı. Görüyor musunuz? Orhan çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bölümleri, çünkü yine böleceğiz tahmin ediyorum. Beğenin, paylaşın. Lütfen yorum yapın. Orhan'a sorularınız varsa da, Orhan çok aktif Twitter kullanıyor. Twitter'dan yüklenin. Bizim yorumlara yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you.